Biraz nasıl gözüküyorum? Her zamanki gibi güzel gözüküyorsun sevgilim. Ya ben hala inanamıyorum. Bütün bu insanlar bizi nasıl tanıyor? Bence artık bu duruma alırsan iyi edersin. Peki her şey nasıl başladı, onu anlatalım mı? Her şey o taksi kapısında başlamıştı. Aa, yok canım, o kadar geri gitmeye gerek yok. Onu herkes biliyor zaten. Mesela şu deli gibi davrandığınız gün. Onu anlatalım. Kopanzi diyorsun. Tamam. Başlayalım o zaman. O gün... Ya o gün çok acayip bir gündü. Şimdi bu çubukta senin hamile olup olmadığının cevabı var ama sen bu çubuğa bakmayacaksın, öyle mi? Aynen öyle. Ya arkadaşlar, siz beni anlamıyor musunuz? Ayaz'la aynı evde yaşamıyoruz bile. Bir ton problemimiz var. Boşanıyorduk az kalsın. Tabii canım. Tamam. Yani. Yani canım, şimdi ben sen ne diyeyim ki? Yani rahat, biz senin kararına saygı duyuyoruz tabii. Olur, niye olmasın? Ben bu çubuğu saklayacağım. Kafamdaki soru işaretlerini giderene ve çocuğumuza sağlıklı, mutlu bir aile ortamı yaratabileceğimizden emin olana kadar sonucuna bakmayacağım. Yani bence de haklısın yani. Az daha ortak verebileceğiz bir karar. Ama neyse, şimdi siz onu bunu boş verin de çayı beğendiniz mi? Bayıldım. Ay aynen ya Sibel. Ne güzel bir şeymiş. Nereden buldun sen bunu böyle? Ha, özel bir çay bu. Hindistan'dan getirdim bunu. Adı da Kopanzi. Kopanzi mi? Kopanzi ne ya? Ay niye gülüyorsunuz ya? Ay bu çay çakraları açıyormuş. Hatta içtikten birkaç saat sonra da bütün algılar tavan yapıyormuş. Nasıl yani? Yani mesela şimdi ben bu çayı içtikten sonra... ...bu çubuğun sonucuna hiç bakmadan... ...o sonucu kendim tahmin edebilecek miyim? Bilmem. Deneyelim. Ya aşk olsun kızlar, vallahi aşk olsun. Tamam. Ya öykü ya. Yani sen de şimdi ne kadar abartma ya. Allah Allah. Çok da merak edecek bakmacası. Arkadaşım olarak sen ne dersen o her zaman. Ay yok, dayanamayacağım. Manyaklar. Hadi bakalım çubukçuk, sen burada uslu uslu bekle. Yapma Öykü. Sen kimsin be? Dinle beni. Sadece korktuğun için böyle yapıyorsun. Yoksa Ayaz'ın muhteşem bir baba olacağını sen çok iyi biliyorsun. Hadi cesur ol. Bak çubuğa. Bakma. Sakın bakma. Ay kopazlı diye çay içersen olacağı buydu Öykü. Ya zaten hamile olup olmadığın bile belli değil. Değilsindir sen. Göm onu, göm göm. Sakın onu dinleme. Sen sus be. Ay tipe bak ya. Giymiş beyazları Hamine gibi olmuş. Bir tarafıma benzemişsin. Aa lütfen, çok ayıp. Sizi terbiyeye davet ediyorum. Ben şimdi seni bir yere davet edeceğim ama. Yüksek sesle bak ya. Kaybol, hiç kaybol. Hiç yakışıyor mu sizin gibi bir şeytana? Bana yakışıyor tabii. Kime yakışacak? Sana mı yakışacak? Şeytanım yahu ben. Şeytan. Ama bir dakika, kavga etmeyin. Lütfen. Ay çok safsın vallahi, içimi şişirdim Melek Öykü. Siz de çok cahilsiniz Şeytan Öykü. Keşke ölseniz. Ya tamam, tamam. Aa! Size mi kaldım be? Kendi kararımı kendim veririm ben. Hadi naş, naş. Öykü. Sen kimle konuşuyorsun? Oo, geldi yakışıklı. Oh, yakışıklı da geldi. Ayıp oluyor biraz değil mi ama? Öykü sen iyi misin?
Kimle konuşuyorsun? Kimle konuşacağım canım? Kendi kendime konuşuyorum. Sen toprağa bir şey mi gömüyordun? Ne gömeceğim toprağacığım? Ben hiçbir şey gömmüyorum toprağa. Öykü. Ayaz, ben galiba hamileyim. Ya hamilelik testini gömmek ne demek Öykü ya? Bunu bana ne zaman söyleyecektin? Doğurunca mı? Ya ne biliyoruz ki? Belki hamile bile değilim. İşte sorun da bu ya. Bilmiyoruz. Ya Ayaz, anlasana. Emin değilim. Şüphelerim var. Kafamda soru işaretleri dolu. Tamam. Tamam, sor bana. Kafanda ne var ne yok hepsini sor bana. Ben cevaplayacağım. Mesela annen. Annem var. Annem düzeldi. Artık iyi bir insan olacak ve bize bulaşmayacak. Temelli, sonsuza dek. Başka? Sonra şey var. Hep kavga ediyoruz mesela. Ne yapacağız? Çocuğun önünde de mi kavga edeceğiz? Kavgalarımızın sebebi kim acaba? Her şeyi büyüten kim? Anlayışlı olmayan kim acaba? Var benim aklımda bir isim, var. Benim de. Ayrıca bilmiyorum yani bu dünyaya çocuk getirmek ne kadar doğru? Haklısın ya. Mars'a gidelim, orada doğur. He? Çocuğumuz Mars'ta olur. Ayaz, dalga geçme. Ben senin iyi baba olacağından emin değilim. Bir saniye. Benden mi emin değilsin? Evet. Çünkü sen daha bir iki sene öncesine kadar İstanbul'un sayılı şapkınlarından değil miydin? Ne oldu, ne değişti? Şimdi ne değişti? Harikasın Öykü ya. Ya balığın bile hafızası senden daha kuvvetli. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Asıl ben senden emin değilim. Sen daha kendin çocuksun. Bir çocuk nasıl bir çocuk büyütebilir ki? Senden iyi bir anne olmaz bence. Ha, şuna bak ya, ne dedi? Ne diyor, şuna bak? Dediğimi duydun. Ben senden emin değilim. İyi ki gömdün şunu. Bakmayalım şu çubuğa ya. Benim senden emin olmam lazım önce. Bak ya. Ya da tamam. Bunu sen istedin Ayaz Dinçer. Yalnız bu bir savaş olacak. Uyuz Ayaz. Elinden geleni ardına koyma. Nazlı şeytan. Bay bay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.